2 su bardağı una 4'te 3 bardak kadar su ekleyeceksiniz. Fazla eklemekten korkmayın. Niye? Hep söylüyorum ya size. Fazlasını ekleyin. Gerekirse toplamak için un koyabilirsiniz içerisine. Ve mayalı bir hamur olmadığı için tuzu şimdiden atabilirim içerisine. Bir yemek kaşığı da tuz. İşlem tamam. Su ve yumurtayı kendi içerisinde karıştırdıktan sonra unla beraber karıştıralım. Bu sefer 5-6 tane taze soğanı ince ince doğrayarak işe başlayacağız. Tamam, ısındı. 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Ve ilk olarak taze soğanları yağın içerisine alıp yavaş yavaş onları öldürmeye başlıyorum. Pazı kullanacağım. Yarım kilo kadar pazı var elimin altında. Önce ikiye, arkasından da şöyle ince ince olacakmış vaziyette kabaca doğradıktan sonra pazıyı da güzelce doğradım. Taze soğanlar ateşte azıcık diriliklerini bıraktılar. Bütün bu pazıyı alıp hop ekledim içerisine. Yavaş yavaş söndürüyorum onları orada. Neye ihtiyacı var? Tuz ve karabibere. Birazcık tuz. Birazcık karabiber. Bu iş tamam. Maydanozu bu safhada işin içine dahil ediyorum. Lezzetini versin. Diriliğini azıcık kaybetsin ama simsiyah, paramparça bir kıvamda kalmasın. O yüzden ekledim. Bakınız, bir beze aldım. Daha doğrusu bu var olan büyük bezeyi dörde böldüm. Oldukça yumuşak ve nemli. Dedim ya, bu benim işime geliyor diye. Avucumun içerisinde hafif bir top yaptım. Üstüne bastırdım. Sürekli unlayarak açacağım. Çünkü bu arkadaş fazla yumuşak ve eğer, yani nemli, eğer yeteri kadar un kullanmazsam tezgaha yapışacaktır. Kalın, sert açarsanız iç harç soğudu. Değil mi? Bak, gayet güzel. Soğuyan iç harcın içerisine bir su bardağı kadar beyaz peynir ilave edeceğiz. Ve yeşillerle beyazları iyice kaynaştıracağız. Şöyle bir parça iç harç koyacaksınız. Yanına bir parça daha iç harç koyacaksınız. Yuvarlak yuvarlak. Şimdi buradaki diğer hamuru alıp oklava yardımıyla şöyle bunun üstüne güzelce kapatmanızı istiyorum. Aynen böyle. Tamam. Ondan sonra da bir taraftan başlayıp şöyle güzelce iki hamur arasındaki var olan fazla havayı dışarı çıkartacakmış vaziyette ellerinizle bastıra bastıra buradan fazla havayı dışarı atacaksınız. Bir fincan alacaksınız. Niye? Çünkü tarifin adı fincan börek. Bu fincanla bu ikiliyi birbiriyle iyice özümsetecek şekilde keseceksiniz. Bir tane şöyle göstereyim size. Bak, aldım. Isınmış olan yağın içerisine dikkatli vaziyette bırakıyorum. Kenarlarına son bir dokunuş yapın eğer ihtiyacı varsa ve yağın içerisine bırakın. Bu arkadaşların her iki tarafı da toplamda 1,5 dakika falan pişecek. Ondan sonra servis edilmeyi bekleyecek. Çıkarttıktan sonra şöyle bir havlu kağıt koyulmuş tabakta, fazla yağını almayı amana ihmal etmeyin.